Ulan yine işemişler ya. Yine sıçmışlar. Hem işemişler hem sıçmışlar. Wow, bu kadar sallanması normal mi? Bence değil. Ya da esnemesi normal aslında. Ya esnemesi kötü bir şey değil aslında. Ama esneye esneye şuradan kırılırsa o kötü bir şey. Motor kullanmayı unutmuşuz be, kaç gün oldu. Neyse, azıcık düzeldi yollar. Kasislere yavaş gideyim sadece. Onun içinde bir problem yok. Merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir farklılık var. Ön tarafta bir kamera. Allah'a emanet, sallanıyor bu arada. Onu da söyleyeyim. Geçen videoda da denemiştim bunu. Geçen videoda kapandı bir anda. Şu anda kırmızı ışığı yanıp sönüyor gayet normal, güzel bir şekilde. Ama küçük bir problem var. Çatladı galiba aparatının bir kısmı. Yani çok da güven vermiyor açıkçası. Sallanıyor sürekli. Böyle esnemesi güzel bir şey. Daha zor kırılır. Ama zaten bir yer çatlaksa esnemesi de onu düşürebilir. Bakalım. Kamerayı düşürmeden eve ulaşma çalın. Are you sure about that? Ha, bu arada sokağa çıkma yasaklarının ortalarındayız. Umarım ceza yemem. Ha, şu kamera olayı biraz bozuyor. Bir de şu ağzındaki kamera tabii olayı biraz bozuyor. Çünkü mesela polis bunları görünce direkt durdurabilir. Hani dışarıda çok fazla araba var, nasıl? Oo, sağ sol sallandı lan. O normal mi? Dışarıda çok fazla araç var, biz de çıksak göze batmayız falan demeyin. Motorluysanız eğer. Motor göze batıyor abi. Şu anda yemin ederim arabayla dışarı çıkmak daha güvenli. Şu köşelerden çıkarken araç geliyor ya. Aşırı panikliyorum ha. Ben kartımı aldım. Gidiyorum yolcu ve... Ananı. Bak gördün mü? Motordan inmeden kamerayı alabileceğim yerinden. Araba gezmezse tabii. Lan boşa alamıyorum motoru. Heh. Sakin olun. Sakin olun. Aldım. Nasıl ama? Dediğim yerden mi kırıldı? Evet. Tam da çatlayan yerden kırıldı. Neyse, şansı gördünüz mü? Motordan inmeme bile gerek kalmadı. Bir aparat parçası bir şey bitmişti de. Neyse. Ama niye oradan çatladı ki? Bak şu anda çok canım sıkıldı. Şu an onu camdan sökmem gerekecek çünkü. Tamiratı yok onun. Neyse. Şu ön taraftaki kameralara bir çözüm bulmamız lazım ya. Samet'in de düşmüştü virajdayken. Bak Samet'inkinin düşme sebebi şeydi. Hiç esneme payı yoktu. Esneme payı olmadığı için bu sefer bu arada iç kısımdan gideceğim. Pardon, Alsancak'ın içinden değil, Konak Tüneli'nden gideceğim. Çünkü azıcık korkuyorum artık Alsancak içinden. Aa, keşke Alsancak içinden gitseydim. Motorun muayenesi bitmişti. Eğer polis durdursa şey diyebilirdim mesela. Muayene ediyorum diyebilirdim. Ulan ya. Neyse. Ne anlatıyordum? Ha, Samet'in kamerasının düşme sebebi mesela. Abi ne yapıyorsun? Çekilin de geçeyim ya. Bak konuyu unutturuyorsun sürekli. Ha, onun kamerasının düşme sebebi şuraya sabitlemişti o ve çok sıkmış böyle. Esneme payı bırakmadığı için kamera kırılarak düştü onunki. Benimki gayet esniyordu, sallanıyordu, coşuyordu da çatlaktı ya şey aparatı. O yüzden de öyle bir sıkıntı yaşadım. Neyse, ama şanslıyım ya, hiç motordan inmeme gerek kalmadan pat diye aldım yerden. Umarım bugünün en büyük olayı bu olur. GoPro'm düştü. GoPro da değildi bu arada. Eken H9R. GoPro ağzımda şu an. Aksiyon kameram düştü diyelim. Bu arada ben niye böyle 80 ile gidiyorum ki? Buranın hızlı bir de 50. Of, şuradan da 1002 lira yemeyeyim ya. Hayır, bir de denetim var bu aralar. Burada. Bunu şu anda tünelin sonuna doğru fark etmem biraz üzdü beni. Yazmazlar herhalde. Yani normal gidiyorum bence. Trafiği tehlikeye atacak bir şey yapmıyorum. Bence görürlerse buna yazmayalım falan derler. Lütfen desinler. Oh. Sıcacık. Biraz hızlı mı girdik biz buraya? Selam yurt içi kargo. İlk defa görenler beğensin. Kaskımın içinde böcek var. Lan. Lan. Çık. Tam vizörün içinde böcek var. Aa, hem de virajda. Hah, çıktı. Bir an baktım bir şey yapıştı sandım vizöre. Sonra bir baktım yürüyor. Rüzgardan dolayı dışarıda yürüyemeyeceğine göre. Neyse tamam, olay yok hala. Olay yok. Bunlar olay değil. Yok. İyiyiz. Hadi. Az kaldı. Yollar da dolu. Şu anda olabilecek en kötü şey polis. Niye bakıyorsunuz bana? Cık. Ya ama sağa gidemedim, sola gidemedim. Öyle salak gibi ortada kaldım. Dur, sola gideyim bak. Sol biraz akıyor gibi. Saat 7.30. Aa, bak bir şey diyeyim mi? Yemin ederim saatin 7.30 olduğundan haberim yoktu. Ben de şey diyorum, ulan güneş niye burada? İlk defa karşılaşıyorum bu arada güneşle bu seviyede. Karşıdan vuruyor falan. Ben saat 9 falan zannediyordum. Hatta şey dedim.
Saat 9'da güneş orada mı olur ya, orası doğu hemen doğmuş ve orada mı bekliyor falan diye düşündüm. Meğerse daha yeni doğmuş zaten. Orada olması normal. Lütfen önüme atlamayınız. Bak trafik var diye. Aa bu şerit akıyormuş deyip önüme atlamayın lütfen. Teşekkürler, teşekkürler. Tüm bilinçli sürücülere teşekkür ediyorum. Çok az kaldı, çok az kaldı. Aa telefon çalıyor, bir dakika. Hayrola, sabahın 7.30'unda kim arıyor ola ki? Durdum bakın, bakın sinyalimi verdim durdum. Kim aradı ya? Hemen geri arıyoruz. Abi. Efendim? Neredesin kanka? Yoldayım. Karşıyaka'ya 10 dakikaya oradayım kanka. Samet şarjım çok az bu arada. Şarjım çok az, haberin olsun. Şu an videodayım, bir like bir abone ister misin? Kardeşim videoya seri like seri abone. Helal lan. Onlar ne yapmak gerektiğini biliyor. Tamamdır. Hadi görüşürüz, geliyorum. Bakalım bakalım. 10 dakika dedim de polis yoksa 10 dakika. Öf, Samet sabahın köründe aradığına göre kesin o pis şansını bana bulaştırdı ya. Yok yok, şu mağazımızı açmayalım. Şu mağazı açmak yok. Bir şey diyeceğim, şu anda sabah 7.30 bir de. Yani bu trafik hep böyle bu arada. Bugün 7 Mayıs değil mi lan? 17'sinde bitmiyor muydu? Ne kadar da Türkiye gündemine uzak bir erkek. Oh be, güneşten kurtulduk. Ha bak yine geldi. Sağdan sağdan vurma be. Oha böyle şey sisli görünüyor, gökdelenler falan. Bir şey diyeceğim, ben 2-3 gündür eve gelmiyorum da fazladan gökdelen mi var, bana mı öyle geliyor? Bunlar bu kadar çok muydu ya? Normalde niye göremiyoruz? Arkasında normalde dağ oluyor ya, böyle dağı görüyoruz. O yüzden herhalde bunlar çok sırıtmıyordu. Şu anda böyle sis kaplı beyaz bir arka plan olduğu için çok göze batıyorlar lan. Fazlaymış ya. 1-2-3 o sayılmaz. 4-5-6-7-8-9-10. Arkadaki o da bayağı büyük. 11. Hadi bakalım. Bornova'nın içine girsen mi acaba ya? Evet evet, içine girip oradan gideceğim. Bu arada benzinim yok ha. Şu an fark ediyorum. Shell'den alsam mı yoksa... Aman kalsın. Bak benzinim biterse üzülürüm o. Yolda giderken. Ama daha Efe geçmedi ki. Çünkü benzinsiz kalıp itmek ya da birinden yardım beklemek falan abi çok üzücü şeyler. Ya ben niye buraya sağa geçtim ki? Sağdan gideceğim. Bu ne trafik kardeşim ya? Buradaki tek mal ben olamam. Onu söyleyeyim. Vallahi tek mal ben değilim abi ya. Abi mal mısın sen de? Lütfen biriniz mal olun benimle birlikte. Ya yasakları çiğneyen tek kişi ben değilim herhalde ya. Adam maske takıyor. Bu adam çiğnemez. Arabada tek başına oturuyor ve maske takıyor. Bakacağım. İnsan profillerine bakacağım teker teker. Bakayım. Amca sen kesin çiğniyorsun ha. Vallahi sende bir emekli tipi var. Sen önüme kırmayacaksın değil mi? Teşekkürler. Zaten beyaz yakalı gibi duruyor. 7.30 evet, bu kesin çalışıyor. Şu yollarda ne zıplatıyor be. O değil de Tunç Soyer başkanım, şu yolları da düzeltin ya lütfen. Teşekkürler. Bak birkaç yolu çok güzel yapmışsınız. Düşünsene Tunç Soyer izliyor beni. Of. Hemen ciddi olalım. Tunç Bey merhabalar. Zat-ı şahaneleriniz yerinde umarım. Takip mesafemi koruyorum bu arada Tunç Bey gördüğünüz üzere. Yolları düzeltme şansınız var mı acaba ya? Birazcık hoplatıyor. Motosikletler için biraz kötü. O yüzden de mesela kameram düştü benim. Yani bunu belediyeye mal etmek istemiyorum. Ama kameram düştü. Teşekkür ederim. İlgilenirsiniz. Bilgilerinizi arz ederim. Arz, rica alt makama yapılıyordu. Arz, üst makama değil mi? Tamam. Arz ederim. Oh çok az kaldı, çok az kaldı. Neyse buradan Tunç Soyer'e seslendiğime göre bugün 7 Mayıs. Yani ben bu videoyu attığımda pazar günü atmayı düşünüyorum. 9 Mayıs olacak. Bildiğiniz veya bilmediğiniz üzere 9 Mayıs anneler günü. Buradan Tunç Soyer'e seslenirim de anneme seslenmez miyim? Tabii ki de anneme de sesleniyorum. Annem, bir tanem, anneler günü kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Bütün varlığım, her şeyim sana ait. Bu arada bu kısım gerçekten doğru. Üzerinde bulunduğum motor, kullandığım her şey. Her şey seninle senin. Bütün bunlar için sana minnettarım. Seni çok seviyorum bir tanem. Anneler günü kutlu olsun. Duygulandım lan. Annemi de çok özledim bu arada. Bu arada annemin nezdinde hepinizin annesinin anneler gününü kutluyorum. Kutlamayan varsa bu video bir hatırlatıcı olsun size. Annenizin anneler gününü kutlayın. Teşekkürler önüme atlamadığın için. Neyse arkadaşlar, ben şimdi şuradan viraja giriyorum. Sonra virajdan çıkıyorum. O sırada siz de abone oluyorsunuz. Hadi bak, viraja girdim. Virajdan çıkıyorum. Virajdan çıktım. Şimdi bir tane daha giriyorum, durun. Abone olmadıysanız hala yani bir şansınız daha var. Hadi bak, buradan da çıktım. Artık abone olmuşsunuzdur. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.